Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Soğuk bir günden merhaba. Şu an Mart ayındayız. Mart gerçekten çok soğuk geçiyor. Karadeniz bölgesi olduğu için şu an acayip soğuk. Video çekmekte zorlanıyorum. Bugün bir video çekeceğiz. Videonun konsepti konu başlığından da belli olduğu gibi soba yakma. Böyle bir video çekmek benim aklıma gelmezdi ama izleyicilerimizden birisi soba nasıl yakılır, en kolay şekilde nasıl olur, onu bize gösterir misiniz diye mesaj atmıştı bana. Ben de bu mesajı gördüm ve mutlu oldum açıkçası. İzleyicilerim bize böyle bir şey, yani en azından bir şey sorup yapar mısınız demesi beni mutlu etti. Ve şu an sabah kalktım, biraz geç oldu, saat 10. Şimdi sobayı yakmadım çünkü sobayı sizinle beraber yakmak istedim. Dışarı çıktım. Şu anda soba nasıl yakılır? Onu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz gidelim odunlarımızın yanına, çıralarımızın yanına. Tabi sobayı yakmak için çıra ve odun lazım. Şu an hava soğuk olduğu için biraz acele etmek istiyorum. Konuşurken falan sesim biraz titreyerek çıkıyor. Bunu hissedebiliyorum. Çünkü hava soğuk arkadaşlar. Ve şimdi gidelim arkadaşlar odunlarımızın yanına. Evet arkadaşlar, şu an odunlarımızı aldık, çıramızı hazırladık. Şu anda sobayı yakmadan önce bir hazırlık yapmamız lazım. Şimdi o hazırlığı yapacağız. Sizlere göstereyim arkadaşlar. Şu odunumuz, şu da çıramız arkadaşlar. Bakın, çıra ormanda çürümüş ağaç, kesilmiş ağaçların altında, ormanda uzun süre durduktan sonra çürüyerek çıra halini alıyor. Ne kadar çok uzun süre ormana durup çürürse o çıra çok daha iyi yanacaktır. Bundan emin olun. Şimdi sobayı yakmadan önce çıramızı bu şekilde tabii ki de yakamayız. Önce çıramızı ortadan patlatıp ince hallere getireceğiz. Ondan sonra sobamızın hızlı yanmasını istiyorsak eğer odunumuzu, mesela şu odunu en az 3'e patlatacağız. Çünkü odunumuz daha hızlı bir şekilde yanacak. Daha hızlı tutuşacak. Evimiz daha çabuk ısınacak. Şimdi istiyorsanız bir önce çıramızı inceltelim. Sonra odunumuzu incelteceğiz. Arkadaşlar dişi çıra gözüküp içi odun çıktı. Şu an bu bizi bayağı üzdü. Neyse, şu yetecektir bize. Öyle umut ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz çıralarımızı şu şekilde incelttik. Çıraların renginden dolduğu gibi çıralarımız çok güzel. Şimdi sıra odunumuzda. Odunumuzu da incelteceğiz arkadaşlar. Odunlarımız ne kadar ince olursa o kadar hızlı sobamız tutuşur. Öncelikle şundan başlamak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hava çok soğuk olduğu için artık ellerim dondu şu anda. 2 dakikadır dışarıdayım ama şu an ellerim dondu.
Şimdi içeri geçip soba nasıl yakılır onu göstereceğim. Şu an odunları biraz incettim. Bir tane o ağacın parçayı incettim sadece. O bana yetecektir diye düşünüyorum. Sizlere de göstereceğim. Evde biraz daha odun var. Çok beklemeden eve geçmek istiyorum. Çünkü artık ellerim dondu. Daha yeni uyandım. Şu an biraz da sarhoş gibi. Acil şekilde hemen eve geçiyoruz. Odunlarımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar, evde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, evde sobamızın yanına geldik. Sobamızın yanında gördüğünüz gibi böyle uzatmış bir minderimiz var. Orada sobayı çok güzel yaktığımız zaman sırtımızı verip orada güzel bir uykuya geçiyoruz. Dinleniyoruz. Çok güzel oluyor. Şu anda soba nasıl yakılır? Evet, şimdi sobanın nasıl yakıldığını arkadaşlar sizlere çok kısa ve net bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi size şu ön taraftan göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben ön taraftan odlarsam eminim ki sizlere güzel bir video çıkmayacaktır. Gözükmeyecektir. Sobayı ben üstten odlayacağım şu şekilde. Şu üst tarafta. Bakın görüyorsanız dün atmıştık. Birkaç tane koz kalmış. Çok küçük. Ufak bir şekilde. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Önce şöyle az biraz kalın bir odunumuzu alıp sobanın ön hazinesindeki olan deliği var ya açıklığı. Buraya biraz daha yakın dizin arkadaşlar. Çünkü çekimi çok daha kolay olsun arkadaşlar. Görüyorsunuz. İlk odunumuzu koyduk. Ondan sonra diğer odunumuzu koyuyoruz. Hemen yanına. Bakın. Bakın çok şöyle ilk önce şöyle bir zemin hazırlayacaksınız. Çıranızı şu ağaca koyup buna yaslayacaksınız. Çünkü çıra yere değmemesi lazım. Yere değersek küllere bu sefer ne olur? Yanmayabilir arkadaşlar. Bu da bizim için iyi bir şey değil. Böyle ince ağaçlarla yakarsanız sobayı ilk başta sizin için çok daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar şu an bu şekle getirdikten sonra sobayı yakacağız. Nasıl yakacağız? Bakın gördüğünüz gibi elimde çıra var. Buna bu şekilde ateş verirsek eminim güzel yanmayacaktır. O yüzden şunu şöyle ortasından kırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buna ateş vereceğim. Çakmak bir dakika. Sizi biraz bekleteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tek başım olduğum için çıraya telefon tutarak veremedim ateş. Kusura bakmayın. Şu anda çıramızı ufak tutuşturdum. Çırayı şöyle tutarsanız eğer çıra fazla bir hemen yanmayacaktır. Yani şu şekilde koyarsanız çıra yanmayacaktır. Biraz daha geç yanacaktır. Ama şu şekilde koyarsanız bakın direkt yukarı doğru çıktığı için hemen ateş alıyor. Alev alıyor. Bakın ilkini koydum arkadaşlar. Şimdi çıramızın üstüne şu şekilde görüyorsunuz. Çıramızın üstüne o şekilde çıralarımızı koyduktan sonra şöyle muazzam bir şekilde yanına şu şekilde arkadaşlar bakın. Düz odun atmak yok. Şöyle çapraz. Çünkü hava alması daha kolay. Bakın arkadaşlar şimdi birazdan bu ateşimiz sobamız nasıl yanacak? Gözüküyor umarım. Şu an evi duman yaptım. Üstteki kapı olmadığı için haliyle. Zaten üşüyordum. Bir de camı açarım şimdi. Bakın arkadaşlar şimdi size birazdan video atacağım. Sobamız daha iyi bir şekilde yandı mı? Sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Kapaklarını örteyim. Şimdi sobayı yaktığınız zaman böyle gelip başında ısınabilirsiniz. Benim gibi çünkü soğuk vardı. Sobayı genelde kış zamanı soğuk olduğu için yakarlar ısınmak için. İsterseniz sizlere de bir önden bir gösterim yapayım arkadaşlar. Bakın. Önden görünümü de şu. Görüyorsun değil mi? Yani soba yakmak en fazla 2 dakika. 2 dakikadan fazlanızı almaz. Ve bu soba yakma şeklinde herkes yapabiliyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Birazdan size sobanın tamamen yanmış halini göstereceğim. Arkadaşlar evet. Şu an 1 dakika 2 dakika yeni geçti. Ve sobamız cayır cayır yanmaya başladı. Böyle hızlı yanmasının sebebi arkadaşlar. Görüyorsunuz nasıl yanıyor. Çünkü kuru. Odunumuz hem kuru hem de odunumuzu çok ince bir şekilde parçaladığımız için ateş çok çabuk tutuştu. Eğer odunumuz kalın olsaydı bu sobamız böyle hızlı yanmayacaktı. Şu an ısıyı veriyor arkadaşlar. Elim bile kırmızı görüyorsunuz oradan. Yansıyor.
Şu an sobamız çok basit bir şekilde ve çok pratik bir şekilde yandı. Bence tüm herkes soba yakabilir. Sadece birkaç deneme sonunda başarılı olacaktır insanlar. Buna emin. Biraz da kapağı açıp içeriden bakalım. Bakın şöyle gelsin. Görüntüye bak. Görüyorsunuz. Soba bu şekilde yanar. Bundan sonra sobanın uzun sürekli yanmasını istiyorsanız şöyle yuvarlak odunlar veya daha kalın odunlar atarsanız sobanız daha uzun süre yanacaktır. Odun daha fazla dayanacaktır. Çok sık sık hemen odun atmak zorunda kalmazsınız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.